Hocam tabii bu süreçte yine farklı bir rahatsızlık. Boğulmuş fıtık. Evet. Nedir boğulmuş fıtık? Fıtıklar benim de çok sevdiğim konulardan biridir. Daha çok ben göbek fıtığı, kasık fıtığı ve ameliyat yeri fıtıkları ile ilgileniyorum. Şimdi fıtık karın duvarı bir bütündür. Bunun içerisinde işte biraz önce resimde de gösterdiğimiz gibi bağırsaklar, mide, şu bu var falan. Bir de iç yağlar var. Fıtık, karın duvarı fıtıkları karın duvarındaki bir yırtık, bir boşluk demektir. Bu kasıkta olursa kasık fıtığı, göbekte olursa göbek fıtığı adı verilir. Şimdi diyelim ki bu gövdede bir boşluk var burada. Bunun içerisinden bağırsaklar dışarıya doğru çıkarsa derinin altına doğru. Kasık bölgesinden çıktı mesela yumurtalıklara doğru gitti ya da kadınlarda kasığa doğru. Orada bağırsak dönebilir ve sıkışır, içeriye girmez. Bu sefer boğulmuş fıtık olur şimdi. Oraya sıkışan bağırsak da gangreni olur ve patlayabilir. Bu ciddi bir problem haline gelir. Yani nasıl hareket edilecek burada? Şimdi hep benim fıtığım vardı. Hastaların genel tarifi. İşte iniyordu, çıkıyordu. Ben işte yorulunca şişiyordu. Eve gidip yatıp dinleniyordum. İçeri gidiyordu. Fakat bu sabah bir şey oldu. Çıktı dışarıya. Hiç şişlik inmiyor. Daha çok ağrıyor. Şişlik de arttı. İçeride gönderemiyorum. Bu o fıtığın artık boğulduğunu gösterir. Bu durumda oyalanmadan hastaneye gelinilmesi gerekir. Bir acil durumlardan biri de işte apandisit, akut taşlı kolestit gibi. Bu da bir boğulmuş fıtık durumu. Acil. O durumda mümkünse doktorlar ya içeriye doğru iterler onu, hasta rahatlatıp ve hatta ona göre de ameliyatı yapılır. Çünkü daha çok beklenirse bağırsak patlar, gangreni olur, çürür ve o bağırsak içeriği karın içerisine akar. Bir günde halledilebilecek bir şey, bir hafta 10 günü hastanede yatmayı gerektirir bir hal olur.